Ahmet Ulusoy Verginin cezasında da adalet Vergi Konseyi Başkanı'nın hafta başındaki vergi sistemindeki cezaların katlanılabilir ve ödenebilir olmadığı, bu nedenle de %80-90'lara varan uzlaşmalar yapıldığı, af yasaları çıkarıldığı, cezaların sadeleştirilmesi ve makul seviyelere indirilmesi gerektiği malindeki açıklamaları vergi sisteminde kanayan bir yarıya parmak bastığı için önemliydi. Biz de bu açıklamadan hareketle ülkemizdeki vergi cezalarıyla cezaların caydırıcılığı ve uygulanabilirliği konusunda kısa bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Ülkemizde vergi gelirlerini korumak amacıyla vergi usul kanununa tedbir hükümleri konulmuştur vergi kaybına yol açan bir fiil işlendiğinde mükellefler açısından büyük cezalar söz konusu olabilmektedir. Bu cezalar usulsüzlük, özel usulsüzlük ve vergi ziyağı cezalarıdır. Mükellefler piyasada mal veya hizmet alımlarında naylon faturalarla, sahte belgelerle karşı karşıya kalabilmektedir. Naylon fatura kullanan mükellefler mal veya hizmet alımlarının gerçek olduğunu ispatlamak zorunda bırakılmaktadır. Mal veya hizmet alımını gerçekten yaptığını ispatlayan mükelleflerden KDV, vergi usul Kanunun 11. maddesinden kaynaklanan sorumluluk geri geri istenmekte ve bir kat vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezaları kesilmektedir. Bu mükellefler kesilen cezalara karşı uzlaşma müessesesinden yararlanmakta ve cezalar %70-80 oranında indirilmektedir. Mal veya hizmet alımının gerçek olduğunu ispatlayamayan mükellefler açısından durum daha da ağırdır. Özel usulsüzlük cezasının yanında KDV, gelir kurumlar vergisi, gelir kurumlar geçici vergi ve gelir stopaj vergisi için 3 kat vergi ziya cezası uygulanmaktadır. Uygulanan bu cezalarla vergi asılları birlikte düşünüldüğünde Vergi Konseyi Başkanının dediği gibi 4 vergi türü için üçer kat ceza kesilip toplam 12 kat ceza uygulanmaktadır. İdam suçunda bile insan bir kere ölürken burada 12 kez ölmektedir. Ülkemizde vergilerin tahakkuk tahsilat oranı ortalama %82. Cezalar için tahakkuk tahsilat oranı çok düşük. Hatta %1 bile değildir. Yani öyle bir vergi kanunumuz var ki verdiğimiz cezanın uzlaşmaya gitmeden yüzde birini bile tahsil edemiyoruz. Ölümcül vergi cezaları barındıran sistemde biriken cezaların tahsilatının yapılamamasından dolayı sürekli bir tazelenme ihtiyacı hissedilmekte ve vergi afları gündeme gelmektedir. 2011 yılında 6111 sayılı kanun ve 2016 yılında 6736 sayılı kanunla yapılan yapılandırma, matrah ve vergi artırımları mükellefleri sürekli bir beklenti içine sokmaktadır. Sahte fatura düzenleyen mükelleflerden bu cezalar tahsil edilememekte, yük daha çok bu faturayı bilmeden kullananlar üzerinde kalmaktadır. Burada önemli olan devletin vergi kaçağına neden olan sahte fatura düzenleyenlere ağır ceza ve yaptırımlar uygulamasıdır. Ne demek istediğimizin daha iyi anlaşılması için basit bir örnek verelim. Örneğin 1 milyon liralık sahte fatura düzenleyen bir kişiye 4000 TL kurumlar vergisi ve 12.000 TL vergi ziya cezası kesilirken bu faturayı kullanan olan kişiye 200 bin TL kurumlar vergisi ve 600 bin TL vergi ziya cezası kesilmektedir. Yani asıl suçlu, sahtekar, iştirak edenden daha az ceza almaktadır. Ceza hukukunda bir fiille birden fazla suç işlenmesi durumunda ceza olarak en ağır suç uygulanmaktadır. Ayrıca taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 7 nolu protokolün 4. maddesine göre bir suçtan dolayı bir kez ceza verilmesi gerekmektedir. Burada da miktar itibariyle en yüksek olan ve vergi ziya cezasının uygulanması hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun düşecek hem de daha adil bir ceza uygulanmasını sağlayacaktır. Vergi usul kanununun alalım da kimden alabilirsek alalım mantığında olan sistemi çürüten, işletmeyen 9. maddesinin de günümüz gerçekleriyle artık ulaşmadığını kabul etmemiz gerekir. Asıl suçludan alınamayan vergi ve cezaların muhatap olan diğer kişilerden alınması da ceza kesmede adaletin bozulmasına neden olmaktadır. Suçun niteliğiyle ağırlığının aynı oranda olması cezada da adil davranılmasını sağlayacak ve mükelleflerin adaletsizlik var algısından sıyrılmasını ve vergiye gönüllü olarak uyumunun artmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak uygulanabilirliği olmayan, tahsil edilemeyen ve adalet duygusunu yaralayan vergi sisteminin sağlıklı işlemesini engelleyen, sürekli vergi affı gelecek beklentisini canlı tutan ve dürüst mükellefleri cezalandıran vergi cezaları ile ilgili mevzuatın acilen sadeleştirilmesi Caydırıcılığın korunarak ödenebilecek bir seviyeye indirilmesi gerekir.